Marşı Derneği'nin yorumu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Nasrullah Camii'nde şair İsmet Özel eşliğinde ilahi şeklinde okundu. Yine geçtiğimiz yıl İstanbul Bağcılar'da askeri uğurlama töreninde zikir şeklinde okundu. Bu da Türk sanat müziği versiyonu. Çeşitli denemeler yapılmıştı. Korkma sönmez de büyük coşkuyla söylerken şimdi bunu şarkıcı lay lay loya getirecekler. Olur mu öyle şey ya? Çünkü kendileri söyleyemedikleri için değiştirmeye uğraşıyorlar. İstiklal Marşı'nın bestesi aslında uzun zamandır gündemde. Hangi müzisyene sorsanız aynı şeyi söyleyecektir. Teknik olarak bakıldığında prozodi hatası var. Prozodi hatasına eğer girersek koskoca bir divan müziğini de sorgulamamız lazım. Çünkü orada da prozodi hataları çoktur. Prozodi sözle müziğin uyuşmaması demek. Önceden bestelenmiş bir melodi gibi duruyor. O benim milletim. Böyle hatalar var. Yeni dönem pop müziklerde bu tür büyük hatalar var. Besteyle güftenin uyuşmaması nedeniyle İstiklal Marşı zaten yıllardır tartışılıyordu. Erdoğan konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Müzisyenler ikiye ayrıldı. Güzel bir konsensüsle o güfteyi taşıyabilecek melodi üretilebilir. Milyonlarca insanın artık benimsediği, dinlediği bir marşı nasıl değiştirirsiniz? Yenisi yapılmalı mı? Çok açık bir soru işareti. Ben bu yaştan sonra mesela uyum sağlamakta zorlanabilirim. Sokaktaysa tepki daha net. Değiştirilmesin diyenler fazla. İstiklal Marşı benim Türkiye'min marşı. Bu saatten sonra değiştirmesini doğru bulmuyorum. Ay sakınca neymiş? Değiştirecek hangi konu var? Neresi var yani? Müzikalitesi açısından, bestesi doğru değil. Yıllardır benimsemiş, millet olarak benimsemişiz. Hepimiz saygı duyuyoruz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Değişmesin ne değişsin ya? Bence olabilir yani şey olmayabilir yani. Bir sakınca görmüyorum ama. Şimdi evet gerçekten de İstiklal Marşımızı, bizim İstiklal Marşımızı güftesi mükemmel, sözleri mükemmel, hiç tartışılmaz. Kimsenin tartıştığı da yok zaten ama bestesi tartışılır. Her dönem böyle bir tartışma ortaya atılmıştır. Gerçekten de korkma sönmez bu şafak dersin. Sonra larda diye devam edersin falan. Hani müzikalite açısından söylemesi zor. Fakat yine de az önceki vatandaşlarımız da söylediler. Müzik adamları da söylediler. Bu tartışmayı bir kenara bırakmak gerekir. Çünkü neden? 97 yıl oldu. Söyleye söyleye alıştık. Artık o müzik, onu duyduğumuz zaman İstiklal Marşı'nı duyduğumuzu anlıyoruz. O müzik hepimizin kulaklarına yer etti. Yani yanlış da olsa, kötü de olsa, öyle de olsa, böyle de olsa artık yerleşmiş bir İstiklal Marşı müziğimiz var. Dolayısıyla bu tartışmayı bir tarafa bırakmak, İstiklal Marşı'mızı rahat bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.